arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe kitabı 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Mürefteli Kadınlar ve Emin Assubay. Milli Birlik ve Beraberliğin Önemini Açıklayınız. Milli birlik ve beraberlik o devlet üzerinde bulunan halkın güvenliği ve Devletini her şeyden üstün tutması böylece yurttaşlarına sahip çıkmasıdır. Milli birlik ve beraberlikte Kürt, Türk, Arap ayrımı yapılmaksızın aynı topraklar üzerinde yaşadığımız herkes kardeş kabul edilir ve milletimizin çıkarları göz önünde tutulur. Milli birlik ve beraberliğin olduğu bir ortamda düşmanların o ülkeye göz dikmesi neredeyse imkansızdır milli birlik ve beraberlik mutlu günleri beraber yaşamak ve hüzünlü günlerde de acıyı milletçe hep beraber göğüslenmektir. Milli birlik ve beraberlik dayanışmanın olduğu bir ortamda güven ortamı sağlanacak ve <laughs> herkes huzur içerisinde yaşayacaktır. Atalarımız milli mücadele döneminde ne gibi zorluklarla karşılaşmışlardır? Atalarımız milli mücadele döneminde çocuk denecek yaşta cepheye gitmiş ve yeme içme, barınma, ısınma gibi ihtiyaçları da nadiren ya da hiç karşılanmamasına rağmen aç soğuk demeden mücadele etmişlerdir. Eğitim, öğrenim ve çocuk olduklarını unutarak cepheye koşmuş, şehit veya gazi olmadan durmamışlardır. Kadınlar savaşa gerek mermi taşıyarak gerekse evlatlarını bırakıp cephaneye koşarak mücadele etmiş ve büyük fedakarlıklar göstermişlerdir. Bir kadının dayanamayacağı soğuklar ve ağır yüklere rağmen mermi taşımış, kimileri ise şehit olmuşlardır. Vatanın namusu ve dini için bu kadar büyük bir mücadele eden atalarımızı rahmetle anlıyoruz. Çanakkale Savaşı ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Çanakkale Savaşı 1914 ve 1916 yılları arasında yapılan, Türk tarihi ve dünya açısından son derece önemli bir yere sahip olan bir savaştır. İtilaf devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u almış, İstanbul Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü ele geçirmek için Çanakkale Boğazı'nı geçmek istemişlerdir. Boğazlar ve İstanbul'u alarak Osmanlı'ya son vermek, Almanya ve Osmanlı'nın kara bağlantısını kesmek, Akdeniz ve Mısır'da İngiliz hakimiyetini güçlendirmek istemişler. Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında çetin bir savaş başlamıştır. Çanakkale Savaşı Dünya Savaşı'nın uzamasını, Rusya'ya yardım gitmediği için Çarlık Rusya'nın yıkılmasına sebep oldu ve en çok şehidin verildiği yer oldu. Metinde geçen anlamını bilmediğimiz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Özveri bir ülke uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen bir şey bulunan, kendi yararlarından vazgeçme, fedakarlık, esirgemezlik. Sanatorium, özellikle verem hastalığına yakalanan insanların çoğaltılmaları, iyileştirmeleri ve kurulmuş olan sağlık kuruluşu. Şehit kutsal bir inanç uğruna özellikle vatanı için savaşırken ölen kimse. Hilali Ahmer Kızıl Ay demektir. Sahra hastaneleri savaş sırasında sıhhat birliklerinin cephenin gerisinde kurdukları çadır hastanelerinin ismidir. Tesadüf yalnızca olasılıklara bağlı olduğu düşünülen olayların nedeni. Rast gelir, rastlayış, rastlantı. Müteşekkir. Teşekkür borcu bulunan kimseye verilen isim. Milli mücadele ile ilgili bir paragraf yazınız. İngiliz askerleri Senataryum ve Hilali Ahmer yani yaralıların bulunmuş olduğu yerde neden askerlerin üzerine bombalar yağdırıyor? Tesadüfen nereye gelirse oraya atıyorlardı. Müftereli kadınlar can ve başla hasta bakıcılık yapıyor, bir yandan çamaşır yıkıyor, bir yandan hastalara ilaç ve yemek dağıtıyorlardı. Şehit sayısı günden güne artıyor. Eşlerinden ve çocuklarından haber alamayan bu kadınlar acılarını bağırlarına basarak özveriyle çalışmaya devam ediyorlardı. Askerlerden kim gelirse gelsin büyük bir özveriyle çalışan bu kadınlara her ayrılan müteşekkir oluyor ve yapmış olduğu yardımları ve sıcak ortamı asla unutamıyorlardı. Evlerinden ve ailelerinden uzak kalmış bir aile ortamının hasretiyle yanan bu askerlere buradaki durum sıcak bir yuva gibi destek oluyordu. Okuduğunuz metinde Mürefte kasabası hakkında bilgiler verilmiştir. Okuduğumuz metinde mürefte kasabası hakkında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı küçük bir deniz kasabası olduğu, Balkan Savaşı sırasında Bulgarların eline geçtiği, çok güzel bir yer olduğu tuğla ocakları, ipekçilik ve bağcılığın meşhur olduğu bilgileri verilmektedir. Çanakkale Savaşı sırasında sizce mürefte kasabası neden önemli bir yere sahiptir? Çanakkale Savaşı sırasında mürefte kasabası, Oraya yakın olduğu için ve yaralı askerlere bakım yeri olduğundan dolayı önemli bir yere sahiptir. Mürefteli kadınların hasta bakıcılık ve hemşirelik dışında yaptığı işler nelerdir? Mürefteli kadınların hasta bakıcılık veya hemşirelik dışında evlerinde kendileri yapmış olduğu yemekleri buraya getirerek askerlere yedirmeleri, çarşafları yıkamaları, Askerlerin başından ayrılmamaları, onlara ilaç ve yemek yedirmeleriydi. Mersinli Emin Assubay neden mürefteye getirilmiştir? Mersinli Assubay Emin Bey Yeşil yurt'ta yaralı biraz bir askere yardım ederken atılan bir bir el bombasıyla sırtından yaralandığı için mürefteye getirilmiştir. O dönemde yaşamış olsaydınız Çanakkale Savaşı'nda siz ne yapabileceğinizi düşündüğünüz yardım çalışmalarına neler olurdu? O dönemde yaşamış olsaydım Çanakkale Savaşı'nda gerekirse ben de çarpışır ya da buradaki hasta bakıcı kadınlar gibi elimden gelen her şeyi yapardım. Metnin ana fikri nedir? Metnin ana fikri Milli Mücadele döneminde kadınlarımızın fedakarlığıdır. Mürefteli Kadınlar ve Emin Asubay metninden deyimlerinin kullanıldığı cümleleri bularak örnekteki gibi kutulara yazınız. Eline geçmek. Balkan Savaşı sırasında Bulgarların eline geçmişti. Canla başla çalışmak, görülmeye değer olmak. Mürefteli kadınların canla başla çalışmaları gerçekten görülmeye değerdi. Kendini avutmak. Yaralılara bakarken kocalarını, kardeşlerini hatırlıyor. Kendilerini avutuyorlardı. Bulduğunuz deyimlerin metni olan katkısını belirleyiniz. Bulduğumuz metinler manayı pekiştirmiş, içerik bakımından metni zenginleştirmiştir. Akıcılığı sağlamış ve ilgi uyandırmıştır. Görselleri verilen ana karakterlerin adlarını ve özelliklerini metinden hareketle altlarına yazınız. Hemşire Serpil Hanım bir, yıl, bir yıllık evli olan eşinden savaş sebebiyle ayrı kalması, hastalara ilaç dağıtması, Mersinli Emin Assubay, Asubay olması bir askere yardım ederken yaralanması, Metni okurken altını çizdiğiniz bölümlerden hareketle özetleyiniz. Müftere bir deniz kasabasıydı. Müftereli kadınlar yaralılara bakar, okul sıralarının üzerine yataklar sererek hastaları tedavi eder, elleriyle yemek ve ilaç verir, çarşafları yıkar, yemek pişirirlerdi. Kimi eşini, kimi çocuğunu savaşa göndermiş ve onlardan haber alınmamasına rağmen acısını bağrına basmıştı. Mersin'in Emin Asubay, yaralı bir askere yardım ederken El bombası sırtından yaralamış ve müftereye getirildiği için çok memnun olmuştu. Burada daha bir yıllık evli olan ve kocasından haber alamayan Serpil hemşireyle karşılaşmış ve onun hüznüne ortak olmuştu. Daha sonra iyileşerek cephesine geri dönmüş ve kendisine sunulan merhametli yaklaşımdan sonra azimle savaşa devam etmişti. Daha sonra Sina cephesine gitmiş burada savaşırken Patlayan bir top mermisiyle 30 Ekim 1917 günü iki gözünde kaybetmiştir. Seçtiğiniz kadın kahramanlardan birisiyle ilgili hazırladığınız sunumu yapınız. Nene Hatun Nene Hatun 1857'de Erzurum'un Çeperli köyünde doğmuştur. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı ise Zeliha'dır. Erzurum'daki Aziziye savunmasında 20 yaşında olan Nene Hatun, köyünden Mehmet Efendi ile evliydi. Rus ordusunun Erzurum'a doğru ilerlemesi sebebiyle eşiyle birlikte Erzurum'a göç etmiştir. Rusların deve boyu savaşından sonra Erzurum'a dayanması sebebiyle 3 aylık oğlunu evde bırakarak şehrin savunmasına katılmıştır. 6 çocuğu olmuş oğullarından ikisi 1. Dünya Savaşı'nda şehit olmuştur. 1943 yılında geçmiş sıkıntısı çekme nedeniyle Cumhurbaşkanı'na dilekçe yazmış ve yardım istemiştir. Kendisine daha sonraki belediye başkanları sahip çıkmış. 1952 yaşın yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında kendisine 3. Ordunun nenesi ünvanı verilmiştir. Türkiye'de ilk defa anneler günü kutlandı. 1955 yılında ise kendisine yılın anası ünvanı verilmiştir. Nene Hatun zatürre olmuş ve tedavi görmüş olduğu Erzurum Numune Hastanesi'nde 22 Mayıs 1955 günü 98 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi resmi törenle Aziziye şehitliğine defnedilmiştir. Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız. Gözlerimi biraz sağa çevirdim. Güzel bir yamacın eteklerindeki muhteşem çam ağaçlarını kendilerine mahsus bir seda ile beni müjdelerken gördüm. Bakışlarımı sola çevirdim, başımı kaldırdım, gölgesinde dinlediğim ağacın yapraklarına baktım. B metni, mürefteli kadınların bu özverili davranışları yaralı askerlerimize büyük moral veriyordu. Çünkü kendilerini evlerinde gibi hissediyorlardı. Mürefteli Ayşeler, Fatmalar, Hatice'ler hep birlikte iş bölümü yaparak kimi çarşafları yıkıyor, kimi de yemek pişiriyordu. Metinlerin hangisinde yazar olayın kahramanıdır? A metninde yazar olayın kahramanıdır. Hangi metinde yazar başkalarından başından geçen olayları anlatmıştır? B metninde yazar başkalarının başından geçen olayları anlatmıştır. Birinci tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Birinci tekil kişi ekleriyle çekilen fiiller A metninde yer almıştır. Çünkü yazar burada kendi dilini kullanmış ve kendinden bahsettiği için tekil kişi eklerini kullanmıştır. Üçüncü tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Üç tekil kişi ekleriyle çekilen fiiller B metninde yer almıştır. Burada müftereli kadınlar ve askerlerden bahsedildiği için bu ekler ve filler kullanılmıştır. Aşağıda master halinde verilmiş fiilleri, istenen kip ve kişi ekleriyle çekimleyerek örnekteki gibi yazınız. Sormak gereklilik gibi ikinci çoğul kişi sormalısınız. Araştırmak şart gibi birinci çoğul kişi araştırsak yazmak gelecek zaman birinci tekil kişi yazacağım temizlemek emir kipi ikinci tekil kişi temizle çekmek şimdiki zaman üçüncü çoğul kişi çekiyorlar beklemek istek kipi birinci tekil kişi bekleyeyim görüşmek bilinen geçmiş zaman üçüncü tekil kişi görüştü çekimlediğiniz fiillerin anlamlarında oluşan değişiklikleri yazınız çekemediğimiz fiiller zaman, şahıs ve dilek anlamları kazanmışlardır. Birlik, beraberlik, vatan, fedakarlık, savaş, özgürlük, millet kelimelerinden yola çıkarak milli mücadele temalı bir şiir yazınız. Milletimiz tek yürek, milletimiz fedakar, can mal demeyen, tek milletiz biz inan. Milli birlik ve beraberlik mayamızda gelmekte, Vatana can vermeyene namert denilir bizde. Savaştan kaçmaz Türkler, şehit olmadan dönmez. Şehitlik yüce meki nasip olsa herkese. Atatürk'ün çocuk sevgisiyle ilgili şiirler bulunuz. O ve çocuklar. O da bir çocuktu çocuklar, salıncakta sallanacak kadar çocuk. Çocukluk yaşında değil, 50 yaşında çocuktu çocuklar. Bir gün cephede, bir gün mecliste ve bir gün devletin başındaydı. Ama çocuklar her gün sizlerin yanı başındaydı. Bakın ülküyü kendi elleriyle sallıyor vapurdaki salıncakta. O mutlu, ülkü mutlu, vapur mutlu, gözleri ışıl ışıl. Ve o da atlıyor salıncağa, tutamıyor içindeki çocuğu, salıyor ortalığı. Çocuklar, büyüklerle büyük olurdu o, sizlerle siz, küçük, küçük, küçük değil, büyük işlerin adamıydı. Biraz da sizlerle büyük olduğu en büyük işi büyüklerle değildi. Sizlerleydi çocuklar. Sizi sevdikçe mutlu olurdu. Sizlerle birlikteyken neşeli. Sizler şanslı çocuklarsınız çocuklar. Yalnızlığını sizler giderdiniz onun. Sizler ki kalbini sevgiyle dolduranlarsınız. Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözlerini derleyiniz. Ben çocuk haftasının çocuklara hürmet edilmesini temin ve onların zaafından yararlanarak çok defa yapıldığı gibi onlara eziyet ve hayvan gibi muamele edilmesini önlemek için meydana getirdim. Bu tedbirim milletin geleceğine ve karşı gösterilen bir saygı olarak görülmelidir. Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim. Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız. Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler, Hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler. Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar. Okullardan başka gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife bilmelidir. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahilin hududu ne olursa olsun en evvel her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine, düşman unsurlarına mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak. Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus ve aile, yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum. Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün Batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk çocuğu o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki çok zekisin, bu belli. Fakat zekanı unut, daima çalışkan ol gençler cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin vatan sevgisini en değerli ve örneği olacaksınız. Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Ey yükselen nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk ve onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizsiniz. 23 Nisan Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır o da milletin kalbi ve vicdanı ve mevcudiyetidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, yok olur. Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır. Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.